Testin çözümleri ağır ağır gidiyor olabilir. Yavaşlamış olabilirsin. Hızın kesilmiştir. Planların aksamış da olabilir. Ama sorun yok. Neden? Güzel sorularla karşılaşıyorsun. Hoş sorularla karşılaşıyorsun. Kendini geliştiriyorsun. Boş vakit kaybetmiyorsun sonuçta. Analitik geometri gibi önemli bir konuyla ilgili kendini yukarılara çıkartmaya çalışıyorsun. Yeri geliyor çok çok iyi sorular görüyorsun. Yeri geliyor bilmediğin şeyleri öğreniyorsun. Değil mi arkadaşım? Soruların çözümlerini ne yapalım? Hı? Başlayalım. Hiç söylemediysem... 3 kere söylemişimdir herhalde Ne dedim çapraz gördüğün dikdörtgeni ve kareyi Çerçevele dedim Böyle bir çerçeve yap dedim arkadaşım ben sana değil mi Tabi bu çerçeve böyle olmasın biraz daha düzgün olsun Şöyle hmm, Bak Böyle bir çerçevemiz olsun bunu oturtalım buraya yerleştirelim Yani iç güveysinden hallice Şurası bir birim olduğuna göre biri buraya yazacaksın Ne dedim bu çerçeve yaptıktan sonra açı gezdir dedim söyledim arkadaşım alfa 90 beta Kocaman adam yalan mı söylüyor? Beta 90 alfa. Çerçeveden sonra açık ezdir. Çünkü kare varsa eş üçgenler, dikdörtgen varsa benzer üçgenler vardır. Bak en üstteki de alfa 90 beta üçgenidir. Şimdi şunun farkındasındır sen. Sen buraya A demiş olsan yukarıdan aşağıya kadar buradaki A'yı tutup şuradaki A'yı buraya verebilirsin. O zaman bu A ise bu da A'dır. Alfa A'yı görüyor. O zaman alfa da a'yı görecektir. Ne yaptım arkadaşım? Şuradaki eşitliği buraya aldım. Hiçbir sorun yoktur umarım. Üçgenlerin eş olduğunu bildiğimiz için alfa a'yı görüyor, alfa a'yı görüyor. Üçgenler neden mi eş? Neden mi eş? 90'ı gören kare kenarı, 90'ı gören kare kenarı. Bunların hipotenüsleri aynı, tüm açıları da aynı. Elbette ki eş olacaklar. O halde buradaki beta'yı a artı bir görüyorsa, hepsi eş üçgense beta'yı da a artı bir görecektir. Şuraya a artı bir yazacaksın. Bu yükseklik ne çıkmış? a, a artı 1, 2 artı 1 çıkmış. 2 a artı 1 çıkan bu yüksekliğin değeri c'nin ordinatında var. Bak burası 5 olarak yazılmış. Bu 5 ne demek arkadaşım? Burada yerden yükseklik 5 demektir. E burada da yerden yükseklik 5 olur. 2 artı 1'i 5'e eşitlersen a sayısı 2 gelecektir. a 2 gelirse alfayı 2'yi görüyor demektir. E bu alfada 2'yi görecektir. Hepsi eş üçgen. Beta 2 artı 1'den 3 görecektir. Şöyle. Bu beta da 3 görecektir. Kare kenarı 2 iken 2, 2 olacaktır. M soruluyor sana, M sayısı. Bu M sayısı, bu doğrunun eğimidir. Bu doğrunun eğimi için de buradan karşı bölü komşu yapıp 2 bölü 5 deyip eğimi bulacaksın. Soru bu kadar diyeceksin. Sıradaki soru diyor ki 4,3 noktasında kesişen doğrulardan D1'in eğimi A, D2'nin 3A, D3'ün 5A. Şimdi şöyle geldin. D1 dedin, D2 dedin, D3 dedin, yazmak istedin. Uygun yazalım değil mi arkadaşım? Birinin eğimi neymiş? A'ymış. AX diye yaz o zaman. X'in kaç sayısı? Y yalnızken eğimi veriyordu. Artık K1 olsun. Sabit sayısını bilmiyoruz. Sallıyorum. Hani 3 tane doğru var ya, K1, K2, K3 diyeceğiz. Ha sen N1, N2, N3 de diyebilirsin. Fark etmiyor yani burada. Y eşittir. 3A eğimli doğru. 3AX artı K2 olur. 5a eğimli doğru 5ax artı k3 olur. Yani sanki bu şekilde yazarak matematiksel daha güzel olur gibi geldi. Bu yola girdim. Çizerek de denenebilir tabii ki. Ben bu yolun daha iyi çıkacağını düşündüm. Şimdi bana söylediği şey yukarıdaki her şey halloldu. 4,3 noktasında kesiştiğini söylemiş. Onu da birazdan kullanacağız. D1 ve D2 doğrularının y eksenini kestiği noktaların arası uzaklık 8 birim. Bu arada harika bir soru. Söyledim baştan söylemeyi unuttum şimdi söyleyeyim D1 ve D2'nin y ekseni kestiği yer Arkadaşım y'yi kesmesi için x'e 0 verirsin x'e 0 verirsin d1 ve d 2de x'lere 0 vereceksin x'e 0 verirsen bunları yok edersin k1 ve k2 y'ye doğrudan eşit olur Demek ki y ekseni kestiği yerler k1 ve k2 imiş e Buna şaşırmıyoruz çünkü y eşittir mx artı en doğrularındaki bu n sayısı Y eksenini kestiği yerdir pratik olarak bunu Biliyoruzdur bence Bilmiyorsak da duyduk şu anda Tamam y ekseni k 1de kesiyormuş bu da y eksenini k2 de kesiyormuş. Y eksenini kestiği noktaların arasındaki uzaklık da 8 birimmiş. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım ama k1 eksi k2 mi 8 k2 eksi k1 mi 8 bilmiyoruz. Aradaki uzaklık diyor ya hani o zaman biz bunu bilmediğimiz için mutlak değer atalım. Hani şöyle düşün doğrunun birisi yukarıda birisi aşağıda kesecektir. Buradaki mesafede 8 birimmiş y eksenini kestiği yerlerin arasındaki. K1 yukarıdaysa k1 eksi k2 yazarsın. Ama ise işler değişir. O yüzden mutlak değerli yazmak zorundayız değil mi? Bak alacağı değerler toplamı demesindeki marifet de o zaten. Değişik değerler buradan çıkacaktır. Devam ediyor soru. D3'ün y eksenini kestiği noktanın ordinatını alabileceği değerler toplamı nedir? Tam bu soru ifadesi. Bunu en son yapacağız. Şimdi şunu görelim. Ne dedim? 4'e 3'ü kullanacağız dedim. Gel kullanalım arkadaşım. X4 olduğunda y 3 oluyormuş. X'e 4 koyarsan eğer 4a artı k1 eşittir 3 olacakmış. Şurada yerine yazalım. Yine yazacağız 4,3 noktasında kesişiyor bu doğruların hepsi kesişiyor. Yani bu da 4,3'ten geçiyor bu da bu da kesişiyor demek hepsinin orada birlikte olması demektir. Görsel olarak böyle bir şey var. 3 doğruda burada buluşmuş arkadaşım. O zaman hepsini sağlayacaktır. Tabii ki de yerine yazacağım. Yani x yerine burada da 4 yazacağım. Y yerine burada da 3 yazacağım. x 4 olursa 4 kere 3'ten 12 tane a artı k 2 eşittir. Yine y değeri 3 olacak şekilde. Bak buradan y değerini alıyorum söylediğim üzere. Burada taraf tarafa ne yapılabilir? Çıkarılabilir. Çıkarılırsa 3'ler gidecektir. 4'ten 12 çıkınca da eksi 8 tane a eşittir. K1 eksi K2 gelecektir. Buradan sonuç olarak K1 eksi K2. Hmm, bir saniye yanlış bir şey yaptık. Şurası artı. Burası artı eşittir 0 şöyle. İşlemi taraf tarafa çıkarttık. Bunları çıkarttık. Eksi 8 a bunları çıkarttık. K1 eksi K2 bunları çıkarttık. 0 tamam. Şimdi eksi 8 ay karşıya atalım. K1 eksi K2'miz 8 tane a olarak görünsün. Hocam K1 eksi K2 8'di. 8 A çıktı ne yapacağız? O zaman şöyle düşün. Şuranın yerine 8 tane A koyabiliyormuşsun sen. 8 A'nın mutlak değeri 8 olduğuna göre buradan 8'leri sadeleştirebiliriz. Mutlağın dışına 8 olarak zaten çıkıyor o. Mutlak A eşittir 1 gelecektir. O zaman A sayısı ya artı 1'dir ya eksi 1'dir. İşte seninle aradığımız değerleri bulmuşuz biz. A'nın eksi 1 ve artı 1 değerlerini y eşittir 5ax artı k3 dediğimizde 3 doğrusunda yerine yazacağız. Soruyu bitireceğiz. Sorunun bütün her şeyini aşağıda yaptık. Gel sonucunu, sonucunu da bitirişini de burada gerçekleştirelim. Birinci ihtimal ve ikinci ihtimal diye iki ayrı ihtimali kullanalım. İlk ihtimalde a'nın bir olduğunu düşünelim. 5a'da yani d3'te a yerine 1 koyarsan 5 kere 1 5x. y eşittir 5x artı k3. Bir de y eşittir eksi 5x artı k3 a eksi 1 yazdım şimdi de. Şimdi 4,3 noktasını bu doğru da sağlayacaktır. 4 koyarsan 4 kere 5 20 şöyle oldu. Y'ye de 3 koyacağız. 3 eşittir 20 artı k3 1. Şimdi de burada koyalım yerine. 4 koyuyorduk. Eksi 23 artı k3. Bak iki tane k değeri gelecektir. K3 dediğimiz değer burada eksi 17'dir. Buradaki K3 değeri de eksi 23 karşı artı olarak geçerse 26'dır. K3'leri topla. Bunların toplamı 6 gelecektir. K3'leri neden topladım? Çünkü ne dedim? Buradaki değerler y eksenini kestiği yerlerdir dedim. Bütün doğrularda y'yi yalnız bıraktığında bu sabit sayı y eksenini kestiği yerdir. Soru başında güzelce izahımı yaptım. O zaman K3'lerin değerler toplamı 6 çıktığına göre y eksenini kestiği değerler toplamını sorduğu için cevap 6 olmuştur. Gerçekten hoş soruydu, soru tamamdır. İki tane doğru veriyor sana, bu doğruların paralel olduğunu göstermiş. Bak burada y eşittir kök 2x, kök 2x. Dikkat ettiysen katsayılarımız aynı, buradaki buradaki sayılar aynı olduğunda paralel olması için yeterli geliyordu. İki doğru arasındaki mesafeyi hesaplayalım. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı yazarken d1 ile d2 arası uzaklık eşittir, yukarıda mutlak değer var, aşağıda karekökü vardı. Bu şekildeydi. Şimdi yukarıdaki mutlak değerin içerisine şuradaki sabit sayılar arasındaki farkı yazıyorduk biz. Aynı modda yazılmış iki doğru denklemi olduğu için hepsini sol tarafa atıp biriktirip de standart hale getirip yapmak istiyordum ama ikisi de aynı modda olduğu için sorun olmayacak. Yani yazılış tarzları aynı bunların. 20'den 10'u çıkarttığım zaman Eksi 10, eksi 20'den eksi 30 ya da artı 30 fark etmiyor. Mutlak değerin içindeyiz zaten. Y'nin katsayısı kök 2'dir. Kök 2'nin karesi 2'dir. X'in katsayısı pardon. X'in katsayısı kök 2'dir. Karesini aldım. Y'nin katsayısı da 1'dir. Onun da karesini aldım. O zaman 30 bölü kök 3 bulmuşumdur. 30 bölü kök 3 sayısı 30'da 3, 10 tane var. 10 kök 3 yapacaktır pratik olarak. Şimdi D1 ile D2 arasındaki uzaklık ne çıktı arkadaşım? 10 kök 3 çıktı. Sen buranın 10 kök 3 olduğunu söyleyebilirsin. Söyledik 10 köküç olduğunu. O zaman burada da 10 köküç vardır. O zaman şöyle yapalım. Altıgenler düzgün yani. Çekelim böyle. A. A. Buraların her birisine A diyelim. Kaç tane A yukarı aşağıya? 5 tane A. 5 A eşittir 10 tane köküç olduğu için A eşittir 2 köküçtür. burada Hoca niye hepsini A dediniz diyorsan eğer bak sen arkadaşım şuradan getiriyorsun. Altıgenin yarısı, altıgenin yarısı, hop 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 buradan altıgenin yarısı, yarısı, yarısı. Her seferinde altıgen yarısı. Yani tabii ki de ben onların hepsini o şekilde yazabilirim. Bunların hepsini A diyebilirim. A'yı bulduysam eğer 2 kök 3 olarak şuraya da yazdım gitti. 120 derecelik altıgen açısından dışa açı 60 derecedir. 60'ı 6 2 kök 3 görürse 30'da 2 görür 90'ı 4 görecektir. Bu 4 kimdir? Altıgenin bir kenarıdır. Altıgenin çevresi 6 kere 4'ten 24 yapacaktır. Sorumuz tamamdır. 4 numaralı soru diyelim artık. Diyor ki 5 tane eş dikdörtgen verdim sana. B ve C'den geçen doğrunun denklemini bana bul diyor sana. Şimdi soruya şöyle bir baktık. Tamam hiçbir bilgi yok. Yani aşağısını görmem gerekmiyor. 5 eş dikdörtgen var dedi. Sadece B'den C'den geçen bu kesikli doğrunun denklemini bana bul dedi. Tamam şöyle iyicene yaklaştık. İyicene. Şimdi iki birimlik yüksekliğimiz varmış. Al sana 2. Şöyle 2. Aha da şöyle de 2. 10 birimmiş. Eş dikdörtgense 5 5 ayrılacaktır. Aha da şurası 5 yaptı. Hocam planımız ne? Ben şöyle planım var. Bu noktanın ve bu noktanın koordinatlarını bulalım. İki noktayı bilirsek doğrunun denklemini zaten kolay kolay yazarız arkadaşım. Değil mi? O yoldan gitmek istiyorum. 2 birim burası kısa kenar. 5 birim burası uzun kenar. Şimdi şurası kaç birim söyleyebilir miyim? Söylerim. Kısa kenar 2. Kısa kenar 2. O zaman 5 birimlik dikdörtgenin uzun kenarından kaldı. 3. Tamam C köşesinin koordinatlarını yazdım sana. Yatayı 3 düşeyi 2. 3 virgül 2. Şurayı yazmış mıyızdır? 2 birim yüksekteyiz. 2 daha 4 birim yüksekteyiz. 5 daha toplamda gelirse 9 birim yüksekteyiz. Hani hoca parça parça topluyor. Böyle bir şey yapabilir mi ya? Ne yapıyor bu adam? Diyorsan şöyle yapıyorum arkadaşım. Bak bu 5 buraya gelir. Değil mi? Bu iki buraya gelir. Hiçbir sorun yok gördüğün gibi. O zaman buradan ben toplam yüksekliği 9 olarak bulduğuma göre şurayı da söyleyelim. Burası 3 birim aşağıdan yukarıya çıkarırız. 5 birimde uzun kenar, 8 birim yatay toplamda. 9'da yükseklik 8,9 noktasıdır. Şimdi benim elimde C köşesinin koordinatları 3,2 olarak var geldi. 8,9 olarak yukarıdaki B köşesinin koordinatları da gelmiştir. O zaman bu iki tane noktayı kullanan doğrunun denklemini arıyorum ben. Doğruyunun denklemini yazmadan önce eğim bulalım seninle. Eğim eşittir. Y'lerin farkı. Y'lerin farkı bölü eğim bulmadan önce pardon denklem bulmadan önce eğim bulunur. Önce eğim diyoruz arkadaşım değil mi? 9 2 7. 8 3 5. Al sana eğim. Eğim çarpı x eksi x1 eşittir y eksi y1. Ben söyledim hep bu yolu kullanacağım dedim değil mi? x1 y1 kimdir? Geçtiği noktalardır. İstersen bunu al istersen bunu al fark etmeyecektir. Bir tanesini seçeceksin. Bir bundan bir bundan alınmaz öyle şey olur mu arkadaşım? x1 virgül y1 geçtiği bir noktadır. Küçük olanını aldım. 3 virgül 2'yi seçtim. Şurası 3 olsun dedim. Burası 2 olsun dedim. Dedim. Eğimde 7 bölü 5'miş. 7 bölü 5 çarpı x eksi 3 eşittir y eksi 2. Bir kere 7'yi içeriye dağıtırım güzel cana. Şu 5'i de karşıya atarım çarparım 5y eksi 10 olur. Hepsini sol tarafta biriktirmeye niyetlenirim. Aha da böyle. Eksi 11 eşittir 0. Ne oldu? Cevap çıktı. 7x eksi 5y eksi 11. Şıklarda vardır umarım. 7x eksi 5y eksi 11. Nerede nerede nerede? 7x eksi 5y eksi 11. Nerede var? Aha da a şıkkında var. Bu 4 numaralı soruyu da geçtik. Tamam dedik. Tamam hiçbir problem yok karenin köşegenleri dik kesişir. Biz bunu biliyoruz zaten. O zaman bu doğrunun eğimini söyleyelim önce. X'in katsayısı 2, Y'nin katsayısı sayısı 1. Önüne eksi atmayı unutma. Eğim geldi eksi 2. Eğim eksi 2 çıktı. Kimin eğimi bu? AC doğrusunun eğimiymiş. O zaman AC'nin eğimi eksi 2 çıkarsa. Şurası AC bu arada, Eksi 2 çıkarsa. Bunun eğimi 1 bölü 2 çıkacaktır. Bu şekilde arkadaşım. Yani bak ne dedim ben? Bunu takla attır işaretini değiştir dedim. Eksi 2 takla atarsa eksi 1 bölü 2 olur. İşareti değişirse de artı 1 bölü 2 olur. Hocam niye böyle bir şey yapıyorsunuz diyorsan eğer çarptığımda eksi 1 çıksın diye yapıyorum. Niye çarpınca eksi 1 çıkacak diyorsan ya dik kesişiyor dedim ya hani. Analitik zeminde dik kesişen doğruların eğimler çarpımının eksi 1'i ayarlayabiliriz. Tamam artık eğimin 1 bölü 2 olduğunu bulduk. Alanı 10 birim olan karenin bir kenarı tabii ki de nedir? Kök 10'dur. Şu doğruya gel. Y'ye 0 yaz. 2x artı 2 eşittir 0 olsun. X de eksi 1 çıksın. Yani şurası 1 bir birimmiş. Şimdi y'ye 0 koydum. Niye? X eksenini kestiği yeri bulmak istedim doğrunun. Y ye 0 olduğunda x'i keser. X buradan ne çıkar? Az önce işlemi yaptım. Eksi 1 çıktı. Yani şurası eksi 1'in olduğu yer olduğuna göre 1 bir birim yazabilirim. Kök 10 birim Pisagor'unu yaparsam şurayı da 3 olarak bulacağım. Ben sana B köşesinin koordinatlarını buldum. 3 birim yukarıda olduğu için e, 0,3'tür. Hani y eksenin üzerindeyiz ya x'imiz 0 olması gerekir. B köşesinin koordinatını hoca niye buluyor? Çünkü doğru denkleminin üzerinde bir noktadır o. O lazım bize denklem yazacağız onunla. Eğim de bulmuşuzdur. Eğimini ve noktasını bildiğim doğrunun denklemini buradan her zamanki gibi eğim çarpı x eksi x1 eşittir y eksi y1 kuralı ile yazacağım yine her zamanki gibi. 1 bölü 2 çarpı x eksi x1 kaç? 0. y1 kaç? 3. 0. Eksi 3 şöyle. Burası zaten önemli değil. Yani 1 bölü 2 çarpı x olarak duracaktır. İçler dışlardan x eşittir. 2y eksi 6. Hepsini nerede toplayalım? Sol tarafta. O zaman cevap bu olacaktır diyor. x eksi 2 artı 6'yı ışıklarda arıyorum. Denizli'de görüyor. İşaretliyor muyum? Evet. 6 numaralı sorumuz ne diyormuş? Diyor ki iki tane dikdörtgen verdim. Aman dikkat et. Dikdörtgenlerin alanları eşitmiş. Birisi bu. Tamamen pembe olan. Birisi de bu. Bu iki dikdörtgenin alanı eşitmiş. Bak o ABC dediği dikdörtgen o A, B, C burası. O, D, E, F dediği dikdörtgen de bu. Şimdi şurası 15 tane X eşittir 4 tane Y imiş. Karşıya atarsak. Değil mi arkadaşım? O zaman y yerine hani çapraz yapıyoruz matematikte. Y'yi karşıdaki 15'i veriyoruz. Şurası 15 tane a olsa. Buna da buradaki değeri olan 4'ü veriyoruz karşıdakini. 4 tane a. 15 kere 4 60. 4 kere 15 60 sağladık. X değeri 4 tane a. Y değeri de 15 tane a geldi. Şimdi şurada da benzer işlemi yapalım. 3x eşittir 5y diyelim. Şurasına 5 tane b verelim. Burasına 3 tane b verelim. O zaman y'nin olduğu yer yükseklik olacağı için 3b burasıdır. 5 tane b de burasıdır. Hadi dikdörtgenlerin alanları eşit diyordu. Bakalım eşitleyelim ne gelecek? 15 çarpı 4'ten bu dikdörtgenin alanı 60 a kare çıkar. Diğer dikdörtgenin alanı 5 kere 3'ten 15 b kare çıkacaktır. 60'ta 15 4 tane vardır. 4 kare eşittir b kare. Her iki tarafı kökün için aldığını düşünürsen b eşittir 2 tane a bulacaksın. Gel şuradaki b'leri kaldıralım yerlerine ikişer tane a yazalım. b'nin yerine 2 tane a yazarsam 2 çarpı 3 6 tane a burası olacaktır. b'nin yerine 2 tane a'yı şurada bulduğumu yazarsam 10 tane 5 kere 2'den 10 tane a yapacaktır. Tamam oldu. D3 doğrusunun denklemi. Bu doğrunun denklemine ihtiyaç var. Bu 6 tane A'yı şuraya yazdık. Hmm, şurası kaç acaba? Bakayım. Yukarıda var. 4 tane A. He, tamam. Gerisine gerek yok. Bana D3'ün denklemi lazımdı. D3 doğrusunun üçgenini ele geçirdim ben. Hani eğim yazacağız ya arkadaşım. Karşı bölü komşudan 6 bölü 4. Hani eğim açısı şurası değil mi arkadaşım? Değil mi? D3'ün doğrusunun eğim açısı burası. Şuradan itibaren böyle. O zaman... Bu eğim açısı 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 gelecektir. Eğimi 3 bölü 2 gelecek. D3'ün eğimi 3 bölü 2 gelmiştir. Şıklarda eğimi 3 bölü 2 olan doğru. Hocam Denizli ile Ceyhan var nasıl ayırt edeceğim ben? Şimdi orijinden geçen bir doğruyu ayırt etmek yazmak çok kolaydır. Mx'tir. Yani artı n gibi bir sabiti olmaz zaten orijinden geçiyor bu. Sabit sayı olmayacağı için m yerine 3 bölü 2 koyacaksın işi bitireceksin y eşittir 3 bölü 2 çarpı x diyeceksin. 3x eşittir 2y, 3x eksi 2 eşittir 0 diye tamam diyeceğiz. x'e 0 verdim, y'yi 8'de kestim. y'ye 0 verdim, x'i yine 8'de kestim. Yani anladım ki y'yi de x'de 8'de kesen bir doğrum var. E şurası da 90 olduğundan 8, 8, ikiz kenar ve dik olan bu üçgende 45 derecelik açı vardır. 45-45-90 gelmiştir. 8'e 8 ikiz kenar olduğu için. Hmm, bu bizim işimize evet yarayacak yarayacak. Şu 4 birim yüksektedir anlamına gelir. Burası 4'tür. 8'den geriye yine 4 kalmıştır. 45, 90, 45'ten bu da 4 olmuştur. 6 birimlik absisten geriye 2 kalmıştır. Şimdi bu 45 olduğuna göre tersten bu da 45'tir. 90'dır, 45'tir, 2, 2'dir. O zaman aşağıya da 4 olduğu için 4 geleceği için 2 kalmıştır. 45 90 45'ten yine 2 gelmiştir. S1'in alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 gelecektir. Bu S1'dir arkadaşım. Okey mi? Bakıyoruz. Şöyle tuttuk bunu burada. S2 kimdir? Dikdörtgenin alanından S1'i çıkarttıktan sonra kalandır. Dikdörtgenin alanı 4 kere 8'den 32'dir. O zaman ben S2'yi bulurken 32'lik alandan S1 olan 2'lik alanı çıkarım. 4 kere 8 değil arkadaşım. Bak görüyor musun? Az kalsın işlem hatası yapıyorduk. Sonra öğrenci ne diyecek? Hocam işlem hatası yaptınız. Arkadaşım. Tabii. Şöyle 6. Değil mi? Bak 4 2'de 6 burası. 8 buranın tamamıydı şaşırmayalım. 4 kere 6 kaç? 24. S2 eşittir 24. Eksi. Şuradaki S1 değeri 2. S2 eşittir 22. Şöyle geldi. S1'in S2 oranı 2'nin 22 oranından 2'ler gider 1 bölü 2 yapar. Olmaz tabii ki de. Öyle sadeleşir mi değil mi? 2'ye böleceğiz. 1 bölü 11 diyeceğiz. Dedim bir deneyeyim yiyecek mi? Yemeyecek mi? 8 diyelim arkadaşım. Diyor ki sana bak bu da çok hoş bir soru olmuş. Farklı bir soru olmuş. Doğru denklemini vermiş D1 doğrusunu veriyorum diyor. X eksenini üzerinde dik kesişecek bir D2 doğrusu da çiziyorum diyor. Öncelikli olarak analitik düzlemimizi oluşturuyoruz. Şöyle aşağı tarafı daha büyük yapalım. Çünkü aşağıda işin çoğu bak. Eksi, eksi y eksi 8. Yani y eksi tarafta. x'e e 0 verirsen y'yi eksi 8'de kesiyoruz. Yani şöyle bir eksi 8'de kesmiş olalım. Y'ye 0 verince x'i de artı 4'te kesiyoruz. Yani bizim şurada tutuyoruz. Böyle 4 diye bir yerde de kesiyormuşuz. Yani 4 birim burası arkadaşım. Eksi 8 dediği için de 8 birim de burasıdır elbette. Burası 90 derecedir. Bak şimdi analizi iyi yapalım. Diyor ki bu doğru ile x ekseni üzerinde dik kesişecek bir doğru. Yani sen böyle bir doğru çizeceksin. x ekseninin üzerinde diğer doğruyla dik kesişeceksin. Bak x ekseninin üzerinde mi kesiştim? Evet. Dik kesiştim mi? Evet. Onun söylediği şartları sağlamış bulundum şu anda. Ve Geometri biliyoruz arkadaşım. Bak analitik çözüyoruz ama körelmeyelim lütfen. Dikten dikinen bu üçgende Öklit vardır. Dikten iniyor dik. Dördün karesi sayısı 16 eşittir. Bunların çarpımına Öklitten. 8 çarpı bir şey. O bir şey kaç oldu? 2 oldu. 2 çarpı 8 16 olacağı için şuraya 2'yi koyduk gitti. Tamam buraya kadar çok hoş gelmişizdir. D2 doğrusu kimmiş? Böyle bir doğruymuş demek ki. Dik kesişen D1 ile. Hmm. Tamam. Ne diyorum? indirilen dikmelerin orta noktaları. Şimdi D2'yi bulduk ya biz. Diyor ki bize D2'nin üzerinde eksene indirilen x eksenine indirilen dikmelerin orta noktası. Şöyle indir dikme, hop ortası. İndir dikme, hop ortası. Ortası. Yani bunun ortası. Şuradan tutacaksın. Şuradan orta noktalarından geçeye 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 gidecekmişsin. Şimdi sen arkadaşım bu doğrunun üzerindeki her noktadan dikindirdiğin için doğrunun üzerinde olan şu noktadan da dikindirmişsindir x eksenine doğru. İndirdiğin dikin tam ortasından geçeceğin için bir bir burayı da ayırmışsındır zaten. Yani sen bu kırmızı doğrunun denklemini aramıyor musun şu anda? Tam ortadan, tam ortadan, tam ortadan geçerek gelip 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 gel. Şöyle devam eden bu doğrunun denklemini arıyorsundur. Şimdi o zaman ben buradaki bir noktasında olduğuma göre yani y eksenini birde kestiğime göre Şöyle geliyorum. Y eksenini bir de kestiğimi belirtiyorum. X eksenini nerede kesiyor? Kırmızı doğru da X eksenini dörtte kesiyor. Değil mi? Kırmızı da x eksenini 4'te kesiyor. Ben bu doğrunun denklemini arıyorum. Hadi şöyle yapalım. Eksenleri kestiği yeri bilince yazabiliyorduk. x eksenini 4'te kesiyorum. y eksenini 1'de kesiyorum. Eşittir 1. Bunu çok az kullandık. Ara sıra kullanıyorum ki hatırla diye. Yoksa doğru denklemini yazmayı hepimiz her yerden biliyoruz. Ee, buradan da şöyle yapalım. 4 ile eşitleyelim paydalarını x artı 4y karşıya içler 4 eşittir 4 diyelim. x artı 4y eşittir 0 ile soruyu bitirelim. x artı 4y eşittir 4. Bir an şıklarda yok zannettim. Tamam hallettik sorumuzu. Gördüğünüz üzere hoş bir soruydu. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Hoşçakal.